Hemen bomba kulüse girelim. Vidin senin kulüsün bu. Senin sana ulaşan bir bilgi. Bartolomos Amerika'ya gitti. Eylül ayında gitmişti. Ve şimdi son olarak Amerika'ya bizzat Erdoğan'ın isteği üzerine gitti. Ve Biden'la görüşeceği ve Biden'dan da Erdoğan'la bir randevu verme isteğinde bulunacağı söyleniliyor. İddia ediliyor. Nedir bu kulisin gerçekliği ya da detayı? Şimdi Fener Rum Patriği Bartolomeus Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Öncelikle bunu bilgiyi şey yapalım, söyleyelim tekrar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın haber olmadan gitmesi pek de mümkün değil. 300-350 milyon Ortodoks camiasının bir numarasından bahsediyoruz. Ama sonuç olarak bir Türk vatandaşı. Şimdi burada asıl iddia edilen doğrulanmasa bile Bartolomeus'un, Fener Rum Patriği'nin geçmişte dinler arası diyalog görüşmeleri yaptığı Pensilvanya'daki Fethullah Gülen'le de görüşme ihtimalinin olduğu iddia ediliyor. Bu çok ciddi bir iddia. Tekrar söyler misin? Tabii ki bu henüz... Tekrar söyler misin? Fener Rum Patriği Bartolomeus'un geçmişte dinler arası diyalogda sıcak ilişkiler kurduğu, görüştüğü, hatta hakkında beyanatlar verdiği Pensilvanya'daki Fethullah Gülen'le görüşme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Teyit edilmeyen bir bilgi ama bu yöndeki iddialar çok ciddi. Bir kez daha söyleyelim. Biz geçmişte Gülen cemaati tarafından dinler arası diyalog başlatıldığında Bartolomeus da bu işin bir tarafıydı, hatırlıyoruz. Toplantılara katıldı. Evet, doğru. Şimdi bu gözüküyor ki geçmişten bir hukukları var. Yani Gülen'i ziyaret etmesi bu hukuklarından mı kaynaklanıyor? Yoksa iktidarın, devletin bir isteğinden dolayı mı kaynaklanıyor Vidin? Şimdi görüşmenin olup olmayacağı belli değil. Henüz bu yönde bir açıklama yok. Resmi bir açıklama yok. Fakat biz duyum olarak söyleyelim, bilgi olarak değil ama duyum olarak söyleyelim, görüşebileceği yönünde iddialar var. Fakat bu da hiçbir şekilde tabii ki doğrulanmadı. Biz de bunu duyduğumuz zaman Türkiye'de tepki olacağını söyledik. Bu haberin doğru olmayabileceğini biz de yorum olarak kendilerine ilettik, bilgi aldığımız yerlere, ama onlar bir görüşme olabilir diyorlar. Eğer bu görüşme olursa evet, Türkiye'de herhalde yer yerinden oynar diye düşünüyorum. Bir şey daha soracağım. Bu görüşme kamuoyuna neden duyurulsun Vidin? Büyük ihtimal çok gizli olmaz. Yani gizli kalmaz zaten böyle bir görüşme olursa. Yarın Bartolomeus çıkar derse ki devlet beni gönderdi Fethullah Gülen'le görüşmeye derse ne diyeceğiz? Zannetmiyorum. Demez mi? Böyle bir görüşme olursa Türkiye'de istenmeyen adam ilan edilir. Ya zaten bizim de bunu duyduğumuz zamanki ilk tepkimiz bu yöndeydi. Bu öyle bir görüşme olmasını çok zayıf ihtimal olarak halen ben değerlendiriyorum. Ama bu bilginin geldiği yer, bu iddia çok ciddi bir yerden. Önce onu söyleyeyim. Şimdi bir, Bartolomeus aynı zamanda Amerika'da bir hastanede olduğu iddiaları var. Ben buradan şöyle çıkarım, tedavi olmak için gitti. Atıyorum. Yok, hayır. 12 günlük bir ziyaretti, rahatsızlandı. Zaten oldukça yaşlı kendisi. 30 yıldır da bu görevi yürütüyor. Fakat rahatsızlığından sonra önce dün sabah Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'yle bir kahvaltıda buluştu. Ardından da Amerika Başkanı Biden'la görüştü. Şimdi tekrar soracağım anlamadığım için. Biden'la bir görüşme yaptı. Yaptı. Şimdi bu görüşmede Erdoğan'la ilgili Biden'ın bir randevu vermesine yönelik olarak bir talepte bulunuldu mu? Onu bilmiyoruz. Şimdi oradaki yapılan açıklamalar şu yönde. Bak ben söyleyeyim. Birincisi Türkiye'deki dini azınlıklarla ilgili görüşüldü. Bu konuda Amerika'da uzun zamandır çalışmalar var. Türkiye bunu engellemeye çalışıyor. Fakat bu konuda henüz biz bir ilerleme kaydedemedik.
İkincisi 1971'de yaklaşık 50 yıl önce kapatılan Heybeliada'daki ruhban okulu ile ilgili görüşüldü. Patrick Bartolomeus bu konuda oldukça uğraşıyor. Yani gittiği her yerde tekrar açılması için uğraşıyor. Ve önümüzdeki günlerde iki görüşme daha yapacak. Örneğin Indiana'ya gidecek. Orta Amerika'da bu Notre Dame Üniversitesi'nde. Onun akabinde de 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bir anma programına katılacak. Tabii ki Fethullah Gülen'le görüşüp görüşmeyecek konusunda hiçbir açıklama yok. Ama tekrar ediyorum, bu dedikodu diyelim hadi bu aşamada çok ciddi şekilde konuşuluyor. Bilmem ben Erdoğan Biden'dan randevu alabilmek için neden bir din adamından ricada bulunsun? Yani şimdi Erdoğan'ın bir randevu almak için din adamından ricada bulunduğunu bilmiyorum. Yani bu konuda bir bilgim yok. Ya da, iddiaya göre soralım. Burada bildiğimiz bir şey var. Geçtiğimiz aylarda Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Hatta Türk evini açmıştı. Sayın Biden'la da görüşmek istiyordu. Görüşememişti. Ama bir Türk vatandaşı olan Patrick Bartolomeus'la Amerika Başkanı Joe Biden o günlerde, hatta daha öncesinde de randevu vermişti ve o görüşme gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde zaten Biden'la Sayın Erdoğan'ın görüşmesi bekleniyor. Bir toplantı G20 zirvesinden, evet. Zirvesinde mi? Beklenti o yönde. Yani o zaman bu, şöyle tekrar söyleyeyim, yani Bartolomeus mu bu görüşmeyi sağlamış olacak? Hayır, bu ama daha önce zaten belli. Aynı zamanda belli. NATO, Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde de görüşme oldu biliyorsun. Yani bu tür zirvelerde devlet başkanları birbiriyle görüşüyor. Yani Bartolomeus G20 zirvesi için değil de Amerika'da özel bir randevu için istemiş olabilir mi? Yani ya da onunla ilgili olabilir mi bu talep? Ya ben bir randevu talebinde bulunduğunu zannetmiyorum Sayın Erdoğan'la ilgili. Yani o konuda Bartolomeus'u görevlendirildiğini zannetmiyorum. Ama Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gittiğini söyleyebiliriz. Sonuçta bir Türk vatandaşından bahsediyoruz. Mutlaka Türk yetkililerinde bu konuda bilgisi vardı zaten. Şimdi bu Bartolomeus deyince biliyorsun tarihte Bartolomeus'tan önceki isim kimdi? Fener Rum Patrikhanesi'nin. Hatırlamıyorum. Yani ölen bir isim var ya. Yok ölen bir isim var biliyorsun. Bakmak lazım. Yok şeyden dolayı söylüyorum. Biliyorsun Avcılar Belediye Başkanı Tahsin Salihoğlu belediye başkanı olmadan evvel Fener Rum Patriğini bastı biliyorsun. Silahlı bir şeyle, arkadaş grubuyla beraber ve dünyada da gündem oldu. Yani resmen terörist eylem yaptı. Ve aynı zamanda da o zamanki Fener Rum Patriğini bir sandalyeye bağlayarak da altına bomba yerleştirdi. Hatırlıyorsun değil mi Bidin? Avcıların belediye başkanı Sayın Tahsin Salihoğlu'ndan çok dinledik bunu. Sanırım dinledik beraber de canım, dinledik. O dönemde kamuoyunda falan okuduk bunu. Mesut Yılmaz'la o gece nasıl başbakanın onu nasıl aradığıyla ilgili ilginç ayrıntıları da biliyoruz kamuoyuna yansımayan. Ama şunu sormak istiyorum. O gün Fener Rum Patriği'nin şeyinde bastığında gece dışarı da çıkıyor Tahsin Salihoğlu kamuflajla ve üst düzey yetkililerle de görüşüyor. O eylemde düşün, alınsa alınmış olurdu. Ve ben hep şöyle derim, o eylemin sadece Tahsin Salihoğlu'nun tek başına yaptığı bir eylem değil, mutlaka devletin bir kademesiyle ilintili bir eylemdi. Nereden biliyoruz bunu? Bu eylemden sonra Tahsin Salihoğlu serbest bırakıldı. Hakkında herhangi bir dava açılmadı, cezaevinde de yatmadı. Yani düşünün, bir tanesi Türkiye'de bir dini cemaatin merkezini bassa, başındaki bulunan kişiyi bağlasa, altına bomba yerleştirse, 2-3 günde bu bir uluslararası bir krize dönüşse, o adam hemen serbest bırakılabilir mi? Mümkün mü? Yine bir başka olay daha oldu. Bu eylemin hemen arkasından 1993 yılında yapılan seçimlerde Tahsin Salihoğlu bizzat Mesut Yılmaz tarafından Avcılar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve yaklaşık 2 dönem, 7 yıl belediye başkanlığı yaptı. Evet, 6,5 yıl. 99'da da devam etmesi çok istendi ama kabul etmedi. İşte tam burada söylemek istediğim şu. Yani bu Fener Rum Patriği'nin
uluslararası Ortodoks camia için önemi ve Türkiye için önemini. Yani burada biz biliyoruz ki aynı zamanda Fener Rum Patriği aslında direkt olarak Fatih Kaymakamlığına bağlı. Yani bir anlamda ondan izin almak zorunda yurt dışına çıkarken falan. Şimdi yani böyle bir yerden Erdoğan Biden'la randevu alınsın diye bir dini cemaatin başından niye böyle bir ricada bulunsun? Yani Erdoğan'ın ilişkileri o kadar mı kötü Biden'la, Amerika Birleşik Devletleri'yle? Ya bu konuda çok fazla bilgim yok abi. Yani randevu istendiği konusunda bir bilgim yok. Ama görüşmeden Sayın Erdoğan'ın bilgisi olduğunu biliyorum. Detaylar, bilmediğimiz neler konuşuldu, onu çok fazla bir şey diyemem. Ama randevu konusunda Bartolomeus'tan Biden için randevu istemiştir. Çok iddialı bir şey olur, onu söyleyeyim. Ama şu var, son günlerde bu 10 büyükelçiyle birlikte çok tartıştığımız bir konu var. Türkiye'nin içlerine karışılması diye. Bartolomeus ekümenik patrik olarak tanınmak istiyor ama bunu Türkiye Cumhuriyeti kabul etmiyor biliyorsun. Bu şekilde açıklama yaptığınız zaman siz zaten otomatikman Türkiye'nin içlerine de karışmış oluyorsunuz aslında. Yani? İstense orada da bir sıkıntı var ama muhtemelen onu görmek istemediler. Erdoğan İsrail'e yalvarsa Biden'la görüşür. Bence İsrail'e yani İsrail'den yardım istesin diyor ama ben orada da İsrail-Amerika ilişkilerinde de bir problem, bir sorun olduğunu görüyorum. Şükrü Fırat yazmış farklı bir şekilde ama. Şimdi benim merakım şu. Yani Bartolomeus Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani bu arkadaki kulis bilgileri için söylüyorum. Fethullah Gülen'le görüşecek meselesi niye durup dururken söylenmiş ve kulislere düşmüş olsun? Yani buradan kimin karı var? Kimin kendine faydası var? Yani böyle bir kulis bilgisinin yayılmış olmasından dolayı. Ya muhtemelen patrikhane içerisindeki çekişmelerden kaynaklanan bir bilgi de olabilir. Yani onlar da kendi aralarında bir çekişme varsa bu yönde bir söylenti ortaya atmış olabilirler. Sıradan kullanıcı, sen aptal değilsin de beni aptal kabul et. Yani öğrenmek istiyorum, Bidin'den belki söz alabilirim diye zorluyorum Bidin'i. Yani o kulis bilgisinde FETÖ ile görüşmek ne demek? FETÖ deyince Fethullah Gülen diye anlıyoruz, FETÖ'nün başı diye anlıyoruz arkadaşlar. FETÖ'nün başı diyelim o zaman, doğru söylüyorsun aslında, öyle söylemekte yer var. Yani Gülen cemaatinin başı olan FETÖ diye ifade edilen Fethullah Gülen'le görüşme diyelim o zaman, öyle diyelim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Zaten bu çok bilinen bir şey. Bartolomeus'la Fethullah Gülen'in geçmişte dinler arası diyalogdan dolayı bir araya geldikleri. Mesela ben bir örnek vereyim. Amerika'nın eski başkanlarından Roosevelt adına Hollanda'da 2 senede bir özgürlük ödülü veriliyor. Bunu 2012'de Patrick Bartolomeus almıştı. Ödül töreninin sonunda bir gazeteci Fethullah Gülen hakkındaki düşüncelerini sorunca Gülen'in dinler arası diyalog alanına büyük bir katkıda bulunduğunu vurgulamıştı Bartolomeus. Yabancı basına da Türk basına da en basit örneği budur. Bunun dışında birçok kişi bu görüşmelerin olduğunu biliyor. Mesela geçmişte Hikmet Çetinkaya Cumhuriyet Gazetesi'nde de bunu dile getirmişti. İlginç ve önemli bir görüşmeyi devlet adına mı, kendi adına mı, yoksa Fethullahçılar Akyazılı Vakfı ya da Zaman Gazetesi adına mı yaptı bilmiyoruz şeklinde bir yazısı vardı. Bu görüşmenin nerede olduğunu da biz söyleyelim iddialara göre. Mesela Hikmet Çetinkaya bu görüşmenin Rum Patriği Bartolomeus'la Fethullah Gülen'in geçmiş dönemde Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat'ın sahibi olduğu Polat Rönesans Otel'de yapıldığını gündeme getiriyor.